Peki bireysel seans almak isteyenler daha çok ne tür taleplerle geliyor ya da kimler geliyor? Valla o kadar farklı şeylerle geliyorlar ki yani kendini daha iyi hissetmek isteyen her açıdan herkes geliyor diyebilirim. Mesela hani duyup da böyle hani fıtık, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi şeylerle gelenler oluyor. Çünkü ben işte bireysel seanslarımda reiki de uyguluyorum, işte şey de uyguluyorum. Boşanma aşamasında, ayrılık sürecinde ilişki konularıyla çok gelen oluyor, problemleriyle. Ben ilişki koçluğu yapmıyorum ama hani gerektiğinde işlerle de ayrı ayrı çalıştığımda çok güzel şey yapıyoruz, verim alıyoruz. Onun dışında ergenlerle çalışıyorum bu sınav stresi Sınav için. Onlar da o kadar kolay ve güzel sonuç alınıyor ki çünkü hani çocuklar özellikle bu TEOG sınavları öncesinde falan çok sıkışıyorlar. Onlar zaten hani hormonal olarak, gelişim olarak, biyolojik olarak her açıdan çok zor bir dönemdeler. Kalkıp da onlara böyle hani davranışsal olarak onu yap, bunu yapma, şu saatlerde çalış, bunu yapma demek çok şey yapıyor. Ama mesela çok basit nefes teknikleriyle, ondan sonra ne bileyim daha böyle onların anlayacağı hareketli şeylerle, deşarj olma yöntemleriyle hem çok hayatlarına da onu çok çabuk kabul ediyorlar hani davranışsal şey yerine. Onun altında panik ataklarla çok çalışıyorum. Hani çağımızın hastalığı ya da kişi bana başka bir sebeple geliyor. Bakıyoruz ki aslında şey de var, panik atağı da var. Hani çok kronik panik ataklılardan hafiflerine kadar. Panik atakta da gerçekten hani nefes çok işe yarıyor. Fakat o da gene hani böyle hani önleyici ve destekleyici. Ama duygusal detoks asıl o hani panik atağı yaratan korkuları çözümlemek çok işe yarıyor. Onkolojide zaten Psikonkoloji Derneği'nde de çalışıyorum. Mesela kemoterapi sonrası şeylerde ağrıların, semptomların giderilmesinde özellikle reiki, biyoenerji. Hani o aşamada bir insana yüklenip de tekrar hani duygusal detoks şey yapmak ağır gelebiliyor ama onu da isteyenler, tercih edenler var. Onun dışında hani kilo kontrolü. Çünkü hani kilo da bizim sağlıksız beslenmemiz de aslında şeye dayanıyor. Öyleyse Mutlu.